Yepyeni bir workshop daha yapalım. O da şu olsun arkadaşlar. Sizden istediğim kullanıcıdan bir tane sayı girmesini istemeniz. Daha sonra eğer sayı sıfırsa, girdiğiniz sayı sıfırdır. Sıfırdan büyükse girdiğiniz sayı pozitif sayıdır. Sıfırdan küçükse girdiğiniz sayı negatiftir şeklinde mesaj versin. Bu işlem için süreniz 5 dakika arkadaşlar. Buyurun. Bu noktada yine videoyu durdurup 5 dakika sonrasında açabilirsiniz. Ben de çözüme başlayayım. Şöyle ki şurada hemen New File diyerek pozitif negatif nokta P diyelim. Şöyle ki kullanıcıdan bir sayı alacağımı söyledim. O yüzden sayı diyorum eşittir. Bunu tam sayı olarak almak istiyorum. O yüzden integer olarak input yani sayı olarak input tam sayı olarak demek istedim. Sayı giriniz. Evet, bu noktada şöyle bir kod yazacağız arkadaşlar. Bir if bloğu değil mi bu? Hani şart var işin içerisinde. Sıfırdan büyük mü? Büyükse. Sıfırdan küçükse. Sıfıra eşitse. O zaman eğer sayı büyüktür sıfırsa. Ne diyeceğiz? Print pozitif. Eğer sayı sıfıra eşitse mesela. Bunun için yine if'i kullanabiliriz arkadaşlar ya da elif kullanabiliriz. Eğer sayı eşit eşittir sıfırsa o zaman print sıfır. Eğer sayı bunlardan başkaysa zaten bir şart kalıyor. O yüzden orada da else kullanabiliriz arkadaşlar. Print. Burada negatif. Şurayı bir temizleyelim ve kodumuzu çalıştıralım. Sayı giriniz dedi. Örneğin 10 giriyorum. Pozitif. Tekrardan çalıştırıyorum. Sayı giriniz. Eksi 3, eksi 4. Negatif. Tekrardan çalıştırıyorum. Sayı giriniz. 0. Ona da 0 diyecek. Basit. Ama bu şart bloklarını anlamak için güzel bir örnek.